Sevgili arkadaşlar, şurada bir kayıt alınacak dediler. Karantina ile ilgili bir şey yapılacak dediler. Herkesin yürüyüşü değişti, yemin ediyorum. Dişini fırçalayanlar, gömlek giyenler. Ha, bu benim her zamanki halim. Sabah kalkarım, gömleğimi giyerim. Emekli hayatı sürüyor diyenler oldu. Ama insanların hali kamerayı görene kadar çok değişiyor. Adam tuvalete gitmez, tuvalete gitti ya. Kayda başlayacağım. Tamam, dur, kapat. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şu an karantinanın ikinci günündeyiz. Filanız herhalde. Bilmiyorum kaçıncı gün. Karantinanın ilk günündeyiz. İlk gününü bitirdik. Bir dakika, kaçıncı gün, ona başlayalım. Evde 3 kişiyiz. Üçümüzden de karantinanın hangi günündeyiz diye farklı yorumlar geliyor. 3 kişiyiz. 3 farklı yorum geliyor. Dur ya, güzel olmadı bu kısım. Oğlum çok elim ayağım sıkıyor benim. Heyecanlandım ya. Yok oğlum, gel kapat. Kapatın. Kapatın. Yeter ya. Ya olmuyor ya. Ben odaklanamıyorum ya. Tamam, bir saniye. Ben açıklama yapıyorum. Şu an kaçıncı günde olduğumuzu bilmiyorum. Çünkü ben karantinayı bir hafta erkenden başlattım. Okula... Pardon, bir saniye. Virüs geldi sandım, yürüdüm. Çok gerildim. Oğlum rahat değilim ya. Böyle mi anlatayım? Şey, karantinayı erken başlattım ben. Okula bir hafta gitmedim. Ondan bir önceki hafta ama şeye gittik. Halı saha maçına gittik. O son noktasıydı bence. Çünkü sonraki haftalarda yine ısrarla halı saha maçına giden bazı arkadaşlar oldu burada aramızda. Haftada bir halı saha yapıyorum. Diyorlar ki virüs getiriyorsun. Ya ne virüsü kardeşim, haftada bir halı saha yapıyoruz ya. Benim tek kötü alışkanlığım bu. Oğlum bir dakika, bu şimdi karantina ile ilgili konuşacağım ben. Bu eve mikrobun, o virüs neydi onun adı? Onun girmesinin 2-3 ihtimali var. Biri her gün dışarı çıkan Emin Akbaş. Ortaköy'de turistlerle takılıyor. Bana diyorlar yok çok dışarı çıkıyorsun. Arkadaş ben sorun bir neden çıkıyorum dışarı. Bir neden. Kötü konuşmak, kırıcı konuşmak istemiyorum. Sadece Ortaköy sahile kadar yürüdüm ben. Hiçbir kapalı alana gitmedim. Sadece banklara oturdum. Baktığınızda açık alandı ve yeterli mesafeyi koruduğumu düşünüyorum yani. Ben bu konuda bir sorumluluk atfetmiyorum. İkinci ihtimal Mustafa Kemal Altıner kendisi halı sahaya gidiyor. Yani cumartesi akşamları halı saha maçı yapıyoruz. Bundan kime ne virüs geçecek yani? Ne kadar yayılabilir? Bir ihtimal daha var. Üçüncü ihtimal var bir de. O da şey. Ekonomik problemlerden bağımsız olarak bilgisayarın RAM'ini sattım. RAM'ini almaya bir tane adam geldi dışarıdan. Bir de o ihtimal var. Pardon. Pardon. Kafesi bülbüle sokmuşlar. Bülbül bu işte bir yanlışlık varmış. Sabah kalktık ve alışveriş yaptık. Orada normalde bizim rutin alışverişimiz aslında ama alışveriş yapmamız lazım. BİM'e gitmek bence karantina anlamında çok daha büyük bir şey. Hani bunu evde en son demesi gereken kişi Emin olabilir. Çünkü sürekli dışarı çıkıyor. Dışarı çıkmayın dedi ve biz hani Ortaköy'de sigara içmek için dışarı çıkmıyoruz. BİM'den alışveriş yapmak için dışarı çıkıyoruz. Şeyi anlatamadık. Orada yaşlı teyzelerin ağır ithamlarına maruz kaldık. Sanki stokçuymuşuz gibi. Bunu kesinlikle kınıyoruz. Çünkü biz stokçu değiliz. Hani orada ketçap mayonez almışım ben. Neyin stoğunu yapacağız orada? Bizim evi görse o ihtiyarlar BİM'in yarısını getirirler eve muhtemelen. Biz sadece 3 poşet alışveriş yaptık yani. Fasulyedir, nohuttur. Bir de ekmek almayı unuttuk o da. Şimdi evin içindeki düzene gelmek gerekirse. Temizlik yaptık. Yani virüs eğer olmasaydı da muhtemelen burada doğacaktı. Yeni bir virüs doğacakmış zaten evde. Ya, temizlik olayı bu arada gerçekten yorucu geçti. Temizlik yaptık evet. 2 saat nasıl bir temizlik yapalım diye düşündük. 2 saat temizliğe nereden başlamamız gerektiği hakkında konuştuk. Karar vermeye çalıştık. 2 saat nasıl bir temizlik yapalım diye düşündük. 2 saat temizlik sürmedi. Temizlikle ilgili sıkıntılar var. Şöyle bir sorun var. Temizlik bitmiyor. Herkese göre farklı bir son olduğu için sonsuza kadar devam ediyor gibi. Azalarak en son acıkıyoruz, yemeğe falan başlıyoruz. Evde bugün yaptığımız temizlik kesinlikle koronayı temizlemedi. Hatta koronayı detaylara sakladık. Yani muhtemelen koltuğun altına korona sakladık. Zor durumda ortaya çıksın ve hepimize esir alsın diye. Şimdi temizlikte ben en fazla eforu benim sarf ettiğimi düşünüyorum. Diğer arkadaşlar ne düşünüyor bilmiyorum. Yani elimden geleni çok fazla yaptım. Yani odamı temizledim, salonu temizledim, mutfağı temizledim ama bu görünmemiş anladığım kadarıyla. Temizlik esnasında bir anda gözden kayboldu Emin. Buzdolabı çekilecek abi, bir gel falan dedi. Tamam çekelim falan dedim. Buzdolabını çektim. Arkaya baktım Emin yok. Gel dedim başkan, şu ucundan tut. Ben de bir telefonla konuşayım ama ne yapayım? Acil bir arkadaşım çağırdı. Yanına gittim. Ne yapabilirdim yani? Emin nerede? Arkadaşla buluşmaya gitmiş falan. Ha geldim de devam edecektim. Başkan temizlemiş. Tabii ellerine sağlık. Ne diyelim yani? Teşekkür ediyoruz. Kimse kimseyi takmıyor bu evde. Evde kaçıncı ay? 6 ay falan geçti. Aynayı daha yeni sabitledim duvara. Ve aynayı sabitlerken kocaman boy aynası. Ben vidayla duvara delik delmeye çalışıyorum. Arkadaşlar dedim, bir yardıma gelin şunu biriniz tutsun dedim. İki kişi geldi. Bakın gelmiş, boy ölçüşüyorlar, diyorlar hangimiz daha uzunuz? Lan elim, bir elimde matkap, bir elimde aynayı istiyorum. Diyorum ki arkadaşlar bakın şuna bir yardım edin. Orada sırt sırta vermişler, hangimiz daha uzunuz falan yapıyorlar böyle. Ama sonunda başarılı bir şekilde en sonunda mutfakta kilit koptu yani. Mutfak yemekle ilgili kuru fasulye. Oğlum oradan ne rastgele kavram atıyorsun? Başarılı bir kuru fasulye yemeği yaptım her zamanki gibi. Başkana 2 gündür diyorum ki fasulye yapalım. 2 gündür her saat diyorum yani, 24 saat 48 kere dedim yani. İkinci gün sonunda bana geldi, diyor ki fasulye ıslatayım mı? Yani
Islat. Tuzu biraz az oldu. Müzik imkanı var. Ya bu evde geçen bir listesini yapayım dedim. 7-8 tane müzik enstrümanı var. Orkestra kurulacak potansiyel var. Evde çalan yok. Müzik imkanımız var ama taciz ediyorum ben. Burada kayda başlıyorum. Kayıt tuşuna basıyorum. İçeriden şey geliyor. Oo ne yapıyorsun ne yapıyorsun diye. Ya şimdi şöyle biz mesela Emin'le birlikte başkan burada müzik yaparken odaya geliyoruz. Kapıyı çalıyoruz. Diyoruz ki başkan ziyarete geldik. Hadi bir oturalım falan. Odasında oturuyoruz bir 20 dakika. İşte muhabbet falan. Sonra dağılıyoruz. Bir tane kitap okuyorum. Yaklaşık 10 gündür okumaya çalışıyorum. İsmi Blink. Herkese de tavsiye ederim bu arada. Çok güzel kitaptır. Ne dokunmalı. 240 sayfalık bir kitabı 6 aydır okuyor ve 30. sayfasında ve 30 kişiye tavsiye etti. Kesinlikle size de tavsiye etmiştir yani. 30 kişiye tavsiye etti 32. sayfadayken. Şu an 120'lerde falan herhalde. 120 kişiye tavsiye etmiş olabilir yani. Her sayfada bir kişiye tavsiye ediyor. Kitabı şimdi hedefim tabii ki de bitirmek. Emin adımlarla ilerliyorum bu konuda ama hep engellerle karşılaşıyorum. Mesela tam kitabı açıyorum. Bir anda şak. Başkanla Kemal abi odaya giriyorlar. Diyorlar ki biz misafirliğe geldik efendim biraz oturacağız. Ya tamam gelin gelin de hani hep kitabı açtığımda mı denk gelir bu iş. Sonra başkan diyor ki gel iadeyi ziyaret yapalım Emine. Ve Emin'in kitap okuduğu süreye denk gelmiş. Ne yapabiliriz yani? Biz de başkanla iadeyi ziyaret yapıyoruz. Hepsi bu yani. Tamam diyorum hadi gelin oturun. Cips falan var onları ikram ediyorum. Sonra çıkıyorlar. Ama kitap okuyormuş. Diyor ki bana yemek söyledim. Yemek de bölecek. Sonra dizi izleyeceğim o bölecek. Okuyamayacağım. Kardeşim kitap oku. Seni engelleyen yok. Kitaplarla ilgili şeye maruz kalıyorum. Mobbinge. Neden? Garip kitaplar okuduğumla ilgili. Tamam benim de karnım acıkıyor. Yemek sipariş ediyorum. Sonra tam kitaba odaklanıyorum. Şak zil çalıyor. Bir daha. Tamam aldım. Yemeğimi yiyeyim derken dizi açıyorum. Bu sefer de diziye kaptırıyorum kendimi. Bir anda gene okumamış oluyorum. Gene kitapta bir mesafe kat etmemiş oluyorum. Ha sen şöyle desen. Desen ki götüm yok okumaya. Yani çok seviyorum ama okumak da istemiyorum. Yavaş yavaş okuyacağım. Sindire sindire okuyacağım. Bir yıla yay. Oku yani. Bizim de böyle bir yıla yaydığımız kitaplar var sonuçta okumak için. 3 haftadır hoca başlayamadı. Ben nasıl başlayayım? Yükümlülükler üzerine var. Cicero'nun. Güzel kitap. Neyse tekrardan okumaya çalışayım diyorum. Okuyorum, okuyorum, okuyorum. Bir 10 sayfa falan böyle hızlı gidiyor. 15-20 derken bir anda şak şak kapı çalıyor yine. Bu sefer de Kemal abi filmini bitirmiş. Geliyor, ne haber kanka? Affedersiniz ben böyle sistemin... Ben sabah kalktığımda tamam mı? En azından yarım saat, 40 dakika, 1 saat rahatsız edilmek istemiyorum. Bana bir dokunmayın. Beni bir bırakın yani. Değil mi? Neyse. Uçuk kremi var. Bir tane uçuk kremi var arkadaşlar. Şu kadarını 19 liraya satıyorlar. 19 lira. Bak şu kadar boyutu. Kilosu 10 bin lira falan ya. Bir kremin kilosu 10 bin lira olabilir mi? Uçuğu absürdüm. Uçuğu da geçirmedi. Hiç kimse kullanmasın o kremi. Kimin hangi firması? Kullanmayın ya. 19 lira verilir mi? Hiç. Kendi kendinize. Hiç. Aloe vera. Aloe vera kullanın. Şey var bir de. Aloe veram var. Bunu besliyorum boş zamanlarımda. Başkanın aloe verası. Burada bir şey de sıfır güneşsiz ortamda yetiştirmeye çalışıyor bunu. Geçen gün söylemiş sahip aloe vera'dan gizli başka uyurken kopardım sürdüm. Of ama nasıl faydası dokundu nasıl haberi de yok. Bir tanesinin ucu bir komploya kurban gitti. Şaibeli bir zarar gördü. Öyle kendi kendine koptu zannediyor. Onun hala failini araştırıyorum ben. Kimse kimseyi takmıyor bu evde. Şu yüzümdeki şeyi montajda silebiliyor muyuz? Ben en başta bunu diyecektim. Şimdi bak iki tane sinemacı gelmişler burada film izlerim. Film konuşuluyor. Tabii benim de yani sevdiğim bir alan ama çok fazla ilgi gösterdiğim yani çaba sarf ettiğim bir alan değil. Ben de tabii film izlemeyi sevdiğimden dolayı izlemek istiyorum. Şimdi akşamları tabii böyle evde saat 10 gibi başkan bir salona girer. Film izleyelim mi ya der. Tamam hani izleyelim ben okeyim yani severim. Onaylanır falan. 12'ye kadar falan bir 2 saatlik aralı film bakılır. Tartışılır. Şu mu olsun? Bu mu olsun? Bu mu olsun? O dağılarak film kategorilerine falan bakılır. Benim seçtiğim filmlerin kötü olduğuna dair bir itiraz geliyor sürekli. En sonunda bir film seçilir. Ve tabii arkadaşlar tüm filmleri izlediklerinden dolayı iyi filmleri geriye böyle denemek amaçlı. Yeni çıkan filmler. Kenarda köşede kalmış filmleri açıyorlar. Bir film açtı. İğrenç bir filmdi. 1 saat 35 dakikalık bir filmdi. Ama yanlış kurgulanmış. Aslında filmin kurgu süresi 20 dakikaya kadar düşebilirdi. 20 dakikalık filmi 1 saat 35 dakika izledik. Ya kötü filmler olabilir. Evet bir tane kötü film seçtim. Filmlerde uyumayı bayağı seviyorum. Mesela film bir açıyoruz. Yavaşça böyle bir soğukluk öyle bir geliyor ya. Yorganı çekiyorsunuz üstünüze. Yatıyorsunuz. Tam öyle bir izlerken gözleriniz yoruluyor. Dalıyor. Uf bir uyuyorsunuz. Mis gibi film bitmiş sonra. Başkan tek başına izlemiş bizde. Film bittikten sonra da kimse hiçbir kelime etmeden, kimsenin ağzından tek bir kelime çıkmadı. Başkan televizyonu kapattı. Ben bilgisayarı aldım. Masaya koydum. Yatağımı açtım. Yatağıma yattım. Ve uyudum. Böyle bir kapanış yaptık yani geceye. Bir tane kötü film izlenebilir yani. Bu abartacak bir şey yok. Bu da şeyin eseri. Kötü film izlerken
Yüzümle çok oynadım. Yara oldu orası. Film hakkında hiçbir yorum gelmedi. Artık başkanın tavsiye ettiği filmleri 3 kez düşünce. Arada çok güzel filmler açıyor. Onun sayesinde tanıştığım güzel filmler de var şimdi. Hakkını yemek istemiyorum ama %1 için bu ihtimal değerlendirilemez bence. Dedim ki şey olsun, sabah yapalım şu kaydı. Sesim cool çıksın dedim. Biri korona getirecek olsa bence Emin getir yani. %100 herkesin hemfikir olduğu bir konu. Muhtemelen Emin de hemfikir bu konuda ama Emin getirir. Bence ben virüs getirmem. Bu evde biri virüs getirecekse Kemal abi. Net Kemal abi getirir. Bu adam net virüsü taşır. Bu noktaya kadar getirir. Salonun koltuğunda bırakır. Gider devam eder. Neden? Ya kendisine ben özellikle de söyledim. Çok dolaşıyorsun dedim. Çok civarda dolaşıyorsun. Virüs taşırsın. Kapalı alanda bulunmadı. O da özellikle gayret bize söylemiyor ama biliyorum yani. İlk bulaşacağı kişiyi biliyorum. Başkan. %100 bulaşır. Hatta Emin iyileşir. Başkan iyileşemez. Bir mallık olacak bak. Kesin hissediyorum ben. Kesin bir mallık olacak bak. Bir şey olacak bak. Karantinanın yani bu virüs olayın haricinde benim bir problemim daha var. Piyano benim için 3 yıllık bir hayal gibi bir şey. Başlayayım istiyorum, başlayayım. Tam başlayacağım dedim ya. Hayatımda her şeyi bıraktım dedim. Ben bu piyano kursuna başlayacağım. Sonra korona oldu ya. Her yer korona oldu abi. Yine başlayamayacağız abi. Son olarak söylemek istediğim bir şey virüsle ilgili mi yoksa genel hayat bazında mı? Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Böyle bir 3 hafta geçmişten bir olayla tanıdık bir benzerlik kuruyorum. Gelecek günlerden beklentim karantina bir anlamda aslında iyi geldi bana. Böyle herkes durdu ya dünyada böyle. Herkes bir şeyler yapmıyor ya. Yetişiyormuşum gibi hissediyorum. Ama önümüzdeki günlerde işler daha çok karışacak gibi. Planım yani en iyi yaptığımız şey planım gülmek ve espri. Onun dışında Plak diye bir oyun oynuyoruz bu aralar. Virüs yayma oyunu. Bedri 25 diye bir virüs yaptık. Bu virüsü Almanya'dan attık. Yani tıp alanında inanılmaz gelişmiş bir ülkeden Bedri 25 virüsünü attık. 7,5 milyar insanı yok etmemiz 15 dakika sürdü. Böyle bir virüs olamaz. Yani başkan muhtemelen insan formunda dünyaya gelerek hata yapmış. Bir virüs formunda dünyaya gelseydi dünyanın en iyi virüsü olabilirdi. Söyleyeceğim evdekilere ben bir şey daha söylemek istiyorum. Kapıları kapatın. Kapıları gerçekten kapatın. Hapşırırken insanların yüzüne doğru hapşırmayalım arkadaşlar. Kime söylediğimi çok iyi biliyor. Bir git köşeye bir falan hapşır yani değil mi? Bu evde kapı kapanmıyor. Bu evde kapıları kapatın. Arkadaşlarım söyleyeceğim şey bu. Bakın duyuyor biliyorsunuz arkadaş. Bu evde bir kural koyduk. Dedik ki herkesin bir kelime yasaklama hakkı olsun. Uyan yok. İlk kelimeyi ben yasakladım. Niye o kelime yasak diye yarım saat püfür kullanıldı burada. Su için. Bol bol su için. Böbreklere iyi gelir. Virüsün etkisinin azalmasını istiyorsanız bol bol su için. Ciğerinize inmeden aksın gitsin. 3 kişi sıkıntı. Biri korona bulaştırır. 3 kişi kesin birbirine korona bulaştırır. İttifak kuracağım. Veya ikinci bir yol var. Amuda kalkın. Boğazdan geçmeden virüs dışarı çıksın. Şerit çekme planım var. Bunu ileride açıklayacağım. Bu evi ikiye böleceğim. Bu evi bir şekilde ikiye böleceğim. Daha sansasyonel ne olabilir bilmiyorum bu evle ilgili. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir de şey projesi var. Dart. Dart almayı planlıyoruz. Boş karantina günlerinde dart müsabakası yapacağız. Ya Emin sürekli dışarı çıkıyor. Neymiş efendim? Ben dışarı çıkıyormuşum. Virüs getiriyormuşum. Hadi bakalım. Öyle yani şu an. O yüzden bilmiyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde yine görüşmek üzere. Kaç dakika oldu oğlum? Bir saat konuşuyoruz. Şimdi arkadaşım Bülbül'ü altın kafese sokmuşlar. Bülbül gene demiş ki memleketim. Bu şekilde devam ediyor hayat yani. Yok gidersen eve korona getirirsin, virüs getirirsin, bizim sağlığımızı tehlikeye atarsın falan. O zaman siz BİM'e niye çıktınız, A101'e niye çıktınız? Lan kimse dışarı çıkmayacak. Bana bunu açıklayın ya. Bunu kanıtlayın. Hep evde benim üstümde oynanan bir oyun var. Ya gün algısı artık gitti arkadaşlar. Bunda hepimiz hemfikiriz. Evde kimse de gün algısı yok. Bunun ben de farkındayım. Buna göre davranıyorum. Ben kendim açımdan da önlemler almaya başlayacağım bu arada. Ya bu yakın ilk günden bunu anladım. Ağzınızı tutabiliyorsunuz ama şöyle attığınızda çok açılmaya bitir. Evi yakacaklar diye bir şey olacak. Öyle bir şeyim var yani. Beklentim var.